İyi akşamlar sevgili izleyenler, bir spor saatinde de sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Bugün iki değerli konuğum var, iki gazeteci kardeşim stüdyomuzda Atasporu konuşacağız. Gazeteci, değerli dostum, kardeşim, sevgili Metin Dingil. Metin hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Metin? İyisin. Sağ ol, çok şükür. Ankara'dan geldin, seni bırakmadın. Hemen sağ ol, dedik, teşekkür ederiz. Programa davet ettik, kırmadın. Evet. Teşekkürler. Estağfurullah. Çok sağ ol. Davetiniz için ben teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sizlerle burada bir arada olmak beni de çok fazlasıyla mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim. HRT ailesine ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hı. Her zaman bir... Evet. Kapı var burada. Her zaman açık bu kapı sana. Evet. Biliyorsun bunu. Kesinlikle. Evet. Evet. Sevgili izleyenler, diğer dostum ve kardeşim yine Murat Dora, değerli kardeşim Murat. Yine her zaman yanımızda olan bir kardeşim Murat, hoş geldin. Hoş buldum. Bu yakışıklılık nereye kadar bilmiyorum. Hoş geldin. Hep beraber olmak gerçekten. Evet. Evet. Metrede çoktan bir yani çoktandır Metin abiyi de göremiyorduk. Evet. Birlikte yine bir programda beraberiz. Evet. Şahsen mutlu oldum yani. Sağ ol, sağ ol. Evet sevgili izleyenler, Hatayspor artık 2 haftada 4 puan topladı. Özlenmişti bu sahne. Bu oyun özlenmişti. Bu sonuç özlenmişti. Tekrar umutları yeşerdi. İşte değerli usta gazeteci Metin köşe yazısında yazmıştı. Bu şehirde umut bitmez diye. Evet. İşte tekrar umutların yeşerdiği bir son iki hafta yaşadık. Antep karşısında alınan 3-1'lik galibiyet ve Konya'da o soğukta yüzlerce Hatayspor taraftarın gittiği, çile çektiği, ızdırap çektiği, sıkıntılar yaşadığı Konya deplasmanında evet, son dakikada nihayet Abubakar yol orucunu bozdu ve 90. dakikada Hatayspor'a 1 puan getiren golünü attı. Ve artık hayırlı olsun diyoruz. Bundan sonra Abubakar'ı tutana aşk olsun inşallah diyoruz. Ve hemen programa başlıyoruz. Sevgili izleyenler, Hatayspor bu hafta kimle oynayacak? Beşiktaş'la oynayacak. Pazartesi günü saat 20'de maç. Evet, hafta içi pazartesiye alındı bu maç. Saat 20'de Mersin'de Hatayspor Beşiktaş'ı alınacak ve bakalım inşallah bu seri devam eder. Beşiktaş kötü günler yaşıyor, zor günler, sıkıntılı günler yaşıyor. İnşallah Hatayspor'un da buradan puan veya puanlarla ayrılacak bu seriye devam ettirecek. İnşallah buna çok ihtiyacımız var. Hatay'da umut bitmez, tükenmez yazısının mimarı sevgili Metin'le başlamak istiyorum. Konya'da üst düzey bir futbol yoktu dedim Metin yazında. Evet, evet. İkinci yarıda ama Hatayspor'un daha atak, daha baskılı, daha istekli, daha mücadeleci olduğunu gördük ikinci yarıda. Hep Hatayspor son dakikalarda yediği gollerle puan kaybediyordu. Evet. Nihayet bu kez, ilk kez yani bu sezon son dakikalarda attığı golle bir puanı kapmasını bildi. Hemen Konya maçıyla başlayalım. Sence nasıl bir maçtı Metin? Şimdi geçtiğimiz hafta Gaziantep karşısında alınan 3 puan Hatayspor için bir moral olmuştu. Milli ara girmişti araya. Bu milli arada da takımın daha toparlanma, Rıza Hoca'yla daha birlikte olma şansını da yakaladı. Bu da Konya deplasmanında daha iyi takımın hazırlanmasına neden oldu. Şanssızlık ne oldu? Rivas'ta Rui Pedro'nun maç öncesi sakatlanmaları oldu. Evet. Şayet bu iki oyuncumuz da Konya'da oynasaydı belki 3 puanla da dönebilirdik. Daha farklı bir sonuç da olabilirdi. Şimdi Hatayspor zaten kadro yapısıyla bu ligin çok altında bir takım olduğunu üzülerek ifade etmek isterim. Doğru abi. Yani, doğru ya doğru. Kadromuz maalesef çok yeterli değil. Ha bu kadroyla da ama biz geçen sene ligde kaldık. Onu da hatırlatmak isterim. Biz bu ligde kaldığımız kadronun üzerine eğer takviye yapmış olsaydık bugün belki Hatayspor çok daha farklı yerlerde olabilirdi. Şimdi bunları bir kenara bırakalım. Konya maçında takım gerçekten oyuna çok iyi başladığını söyleyemeyiz. Konya daha bizden etkili bir oyun oynadı. Ta ki 60. dakikada Konya oyundan düştü. Biz de aslında düştük de ama
Rıza Hoca burada biraz uyandı. Takımı çift forvete dönüştürdü. Çift forvete dönüştürünce biz daha baskılı gibi görüldük saha içerisinde. Ama bu arada Konya'nın da geldiği kontralarda bizim kalemizde bayağı tehlikeli oldu. Onu da söylemekte fayda var. Mücadele açısından son yılların belki de görmediğimiz bir mücadeleyi gördük. Özellikle Abu Bakar'ın da oyuna girmesiyle artık Abu Bakar da Hatayspor'da kendini ispat etmek ve golleriyle başlamak istediğini de iştahlı bir şekilde bize gösterdi zaten. Pozisyonlara girişi, koklayışı, duruşu. Yani bir anlamda golün havaisi, hatta golden sanırım 5 dakika önce bile bir pozisyon kaçırdı. Evet, az farkla dışarıya gitti. Yani ben o zaman kendi kendime konuştum. Dedim bugün Abu Bakar gol atacak. İçimden yani. Çünkü o hırs, o enerji vardı oyunda oyun. Daha önceki maçlarda böyle sanki adamın ruh hali çökmüş gibi oynuyordu sahada. Bu da bizim de tepki göstermemize neden oluyordu şu olarak. Ve nitekim Abu Bakar Kalba'nın da kafa aşırtmasını çok iyi takip etti. Usta bir vuruşla topu ağlara göndererek. Hep bizim kalemizde gördüğümüz son dakika golleri bu kez kendisi. Evet. Atarak, ilk kez yaşadık. Tabii ilk kez böyle bir duyguyu yaşadık şu olarak. Bu bizim açımızdan çok iyi oldu. Şöyle ama biz bu patlamayı biraz geç yaptık. Yani mesela Rıza Hoca 8 maçtır bu takımın başında. 8 maçtaki karnesi çok kötü. 4 mağlubiyet, 3 beraberlik, 1 galibiyet 8 maçta. Şimdi biz Özhan Polat'ı gönderirken daha iyisini getirdik dedik. Daha iyisini getirdiğimiz zaman daha iyisini yapması gerekirdi. Biraz Rıza Hoca bu konuda geri kalmışlığını ben gördüm. İnşallah bundan sonraki süreçte takımı biraz daha ileriye taşıma anlamında daha iyi hazırlar. Çünkü biz bu patlamayı biraz geç yaptık. 2 maçta 4 puan. Şu an işimiz çok zor. 6 maçta bizim asgari diyorum bir 12 puan almamız gerekiyor. Yani kümede kalmak istiyorsak asgari 12 puan. Bu 12 puanın 3 galibiyet yapar. Diğeri de deplasmanlarda getireceğimiz puanlar. Bunu yapamadığımız takdirde ileriki dönemlerde sıkıntı yaşarız. Yani altını çizerek söylüyorum. Hatayspor patlamayı geç yaptı. Yani Konya'da aldığımız puan gerçekten dediği gibi altın değerinde. Keşke biz sahamızda Bodrum'a yenilmeseydik. O puanı kaybetmeseydik. Sivas'ta o son dakikada golü yiyerek beraberlikti. En azından beraberlikle gelebilirdik. 2-1 önde olduğumuz maçı 3-2 kaybettik. Trabzon'da aynı şekilde yaşadık. Kasımpaşa'ya karşı yine hep son dakika. Evet, hep bunlar bizim için çok kötü. Şey, evet, kötü puanlar kaybettik. Konya'daki oyun yeterli mi değil ama puan iyi. İnşallah bundan sonraki maçlarda hem oyun olarak üzerine koyarak gideriz, evet, hem de mücadelemizi katlarız. Şimdi anladım. Takımda eksikler de var tabii, malzeme de eksik olunca çok fazla bir şey de söyleyemiyorsunuz Rıza Hoca'ya. Ama en azından alternatifleri de bulması lazım. Mesela genç oyuncuların biraz da yüzüne bakması lazım. Çünkü artık Hatayspor hep böyle elindeki hazır oyuncularla yarışma konumunda olamaz. Yetiştirici de olacak biraz. Yavaş yavaş 10 dakika, 15 dakika diyerek. Mesela o Bilal diye bir oyuncu girdi oyuna. Ben şahsen çok beğendim onu. Hareketli, dribling de atan. Batuba. Evet. Batuba. Evet. Çok iyi bir oyuncu. Bana göre o Bamboy'dan bir gömlek daha etkili bir oyuncu. Dönüşümle oynar. Yani bu oyuncuları kazanmakta fayda var. Zaten elinde kısıtlı bir kadro var. Bu kısıtlı kadroyu da arasına gençleri de katarak, vermediğin oyunculara şans vererek kazanabilirsin. Yani bunu söylemek istiyorum. Hatayspor Konya'da aldığı bir puan altın değerinde ama keşke bu patlamayı daha erken yapsaydı. Evet. Keşke bu patlamayı daha önce yapsaydı Murat. Metin dediği gibi. Ama şurada Metin de değindi o konuya. Hatayspor'da eksikler var. Sakatlar var. Yani bu da çok önemli. Evet. Değil Metin? Evet. Yani bugün bir Rivas'ın olmayışı Rivas başlarda çok kötüydü. Masanga mesela. Masanga'nın olmayışı, Kaptan Kamil Ahmet'in sabekli olmayışı. Evet. Her ne kadar eleştirsek yine orada oranın adamı Kamil Ahmet. Evet. Evet. Ne Rivas ne Kerim Alıcı. Daha iyisi alınana kadar Kamil Ahmet. Daha evet. iyisi alınana kadar. Tabii ki. Şimdi aldığım bilgi, bugün aldığım bir bilgi, Atatürk'ten aldığımız bilgi,
Kamil Ahmet, Masan ve Rivas Beşiktaş maçında oynama şansı yok denecek kadar az bu üç ismi. Ama Rui Pedro'nun yetiştirilmeye çalışıldığı söyleniyor. Rui Pedro büyük ihtimalle Kamil Ahmet'te biraz yani %30-%40 yetişebilir Beşiktaş maçına. Ama Masan'la ve Rivas'ın durumları henüz belirsizliğini koruyor. Tabi bunlar büyük bir etken mi Murat, değil mi? Yani tabii. Takımda eksik oluşu. Şimdi zaten takım kendi başına bir eksik. Şimdi mevcut olan futbolcuların içerisinde de sakatlık problemi çıkınca bu sefer kötü duruma düşüyor takım. Yani takım kurmakta zorlaşıyor. Öncelikle şuradan başlayayım ben. Antep galibiyetine geleyim önce. Antep'te çok iyi bir mücadele yaptık biz. Yani çok üstün bir futbol oynamadık. Ama çok iyi bir mücadele sonucunda 3-1 güzel bir galibiyet aldık. Dikkat edin, hani az önce de sizin söylediğiniz gibi hep son dakika golleriyle mağlup oluyorduk. Evet. Son dakika golleriyle biz galip gelmeye başladık. Antep'te de öyle oldu. Hani Hatayspor Antep maçında da öyle oldu. 96 küsürlerde 3. golü attık. Evet, ben de. Evet. Yani bu mücadelenin, iyi bir mücadelenin sonucunda ne geliyor? İşte sana bir ödül geliyor. O da goldü. Golleri bulduk biz. 3-1 oradan başladık. Konya'da, Konya maçından da çok ümitliydim ben. Yani galibiyet adına çok ümitliydim. Senin rakibinden deplasmanla bir puan aldıysan o da altın değerinde bir 3 puan gibi. Düşünsenize. Bu bir puan belki de bizi ligde tutacaktır. Evet, ben yazdım. Zor şartlarda eksik bir kadroya rağmen hani çıkışa girdiğimiz Antep maçından sonra Konya maçında ben şunu söyleyeyim. Takım adına söyleyeyim. Rıza Hoca da daha önce hani 8 maçın başında ama ilk 4 haftaya geçelim. Kendisi ligin başında mesela kampta yoktu. Kamp kadrosunu görmedi. Yani futbolcuları iyi şekilde şey yapamadı. İdman falan yetiştiremedi o zaman. Şimdi yoktu kendisi. Milli aralarda çok fırsat oldu. Bunu, i̇şte onun zaten şimdi o milli aralarda o takımla birlikte çalışmanın zaten semeresini almaya başladık. Şimdi 3 puan Beşiktaş maçı, bir 3 puan olur mu? Hayalci olmayalım. İyi bir mücadele, iyi bir futbol. Çünkü karşımızda Türkiye'nin 3 büyük kulübünden bir tanesi var. Yani o kadar da hani karşımızdaki takımı da küçümseme adına konuşuyorum ben. Çünkü karşımızdaki Beşiktaş. Kabul etsek de etmezsek de Türkiye'nin 3 büyük takımından bir tanesi. Aynen. Çok güzel bir kadrosu var. Evet, bu son haftalarda aldığı mağlubiyetler bizi yanlış yönlendirmesin. Yine biz tetikte olalım. Yine aynı mücadeleleri Konya'ya karşı, Antep'e karşı yaptığımız ikinci yarıda özellikle Konya'ya. Şimdi Metin abim dedi ki ilk yarıyı belki söylemiştir ama Konya maçında. Evet, biraz temkinli başladı maç. Ama ikinci yarıda %58 gibi bir rakam ulaştı. Evet. Topun hani bizde duruşu, kornerler falan bizde daha fazla seyre satışlarda. İkinci yarıda biraz patlama yaptı. İyi oynadı, nihayetinde golü buldu. Eğer çalışırsak, mücadele edersek 90 artı 6 bile olsa golü atarsın. Ama bir mücadele, bir futbolun olması lazım saha içerisinde. Bu tek taraflı düşünülmemesi lazım. Kayseri burada, Antep'teki, işte şuradaki Konya'daki o mücadelenin yarısını verseydik Kayseri maçında, ben eminim ki Kayseri'den de 3 puanı biz kendi sahamızda alırdık. Evet. Tam tersi oldu. Biz yapmayınca karşı rakip yaptı, onlar 3 puan aldı gitti buradan bizden. Beşiktaş maçında da şöyle diyeyim, evet eksikler var, Pedro yetiştirebilir çünkü ilk 11'in göbeğinde oynayan bir arkadaş. Eğer oynarsa takıma da çok büyük bir faydası olur ama 90 dakikayı çıkartamıyor. Ben çok takip ettim kendisini. Hani ilk 11'de başladığı zaman 90 dakikayı çıkartamıyor. Yani 60'larda 70'lerde eğer çok iyi bir futbol sergilerse 60'larda 70'lerde düşüyor. Zaten 60-70'e kadar oynarsa, kendi futbolunu sahaya yansıtırsa zaten güzel bir sonuçtan sonra da 60'tan 70'ten sonra hoca da onu alsın yani. Evet. Önemli değil. Az önce Kemal Ahmet'in hani iyi bir sağ bek falan dediniz. Evet, katılıyorum şu an. Yani hazırda biz, en iyisi. Evet. Onu şimdi söyleyeyim. Biz mesela Kemal Ahmet var iken bir de yediğimiz golleri ben anlatmak istiyorum. Eğer bir 60 saniye zamanınız varsa. Yediğimiz gollerin tamamında da hep geri pas yapıyor takım. Yan pas, geri pas, evet. Geri paslarda 2-3 maçta da kaptırılan her topta gol oldu. Kamil Ahmet'e de kızdığımız taraf bu. Sağ bek oyuncusu, sallıyorum, sağ tarafında kendisi yüzü, yönü hep kaleye dönük. Kızdığımız taraf bu. Yoksa evet,
gerçek anlamda sağlam, sağlıklı bir Kamil Ahmet iyi mücadele eder, iyi koşar, iyi ortalar keser. İşte bunu da Rıza Hoca, biz özellikle taraftarlardan şunu söyledik. Dedik ki biraz daha Rıza Hoca yılların mesela büyük kulüplerinde top oynamış. Yıllarca büyük kulüplerde hocalık yapmış. Hocalık yaptığı kulüplerin hepsinde başarılı olmuş. Evet. Avrupa'ya koşturmuş. Yani bu hoca öyle bildiğiniz sokaktan geçen Ahmet Mehmet değil. Rıza Çalınbay. Bu adamın bir zamana ihtiyacı vardı. İnşallah o zaman da bu zaman işte. Ya işte iki maçta bir yavaş yavaş yukarı taraftan çıkan bir grafiğimiz var. Bu hafta Beşiktaş. Korkmayalım. Karşımıza Beşiktaş evet olabilir. Sadece küçümsemeyelim. Çıkalım karakterimizi ortaya koyalım. Ben zannediyorum ki ve inanıyorum ki 3 puan olmazsa da en azından 1 puanımızı alırız diye düşünüyorum. En azından. Evet. En azından. Evet. Karakterimizi ortaya koyarsak. Yani burada şimdi burada Murat kardeşime katılıyorum. Sezonun ilk maçında biz Galatasaray'a karşı oynadık. İyi de oynadı. Tabii. Ne Kalba vardı, ne Abu Bakar vardı, evet. Ne de o Bilal Boğtoba vardı. Bu mevcut kadroyla biz Galatasaray'a Ramsbach'ta köp söktürdük. 90+5'te mi geldi? Evet. Basuay'ın attığı gol. 90, hatta uzun süre taşındırdı. Offside diye gol için çoğu hakem o golü offside diye yazdı. Ve Galatasaray'a karşı da müthiş bir mücadele verdi takım. Evet. Orada 45 bin kişinin önünde. Yani Beşiktaş'ın karşısında da alacağımız sonuç bence galip bile gelebiliriz. Ben buna evet, yeter ki yani bunu çok şey abartmamak lazım. Tabii. Değil mi? Tabii. Sadece yani yeter ki olur mu? Değil. Tabii inanmak lazım biraz. Bravo. Tabii. Peki. İnanmak lazım. Bir şey de söylüyorum. Bu rehavete bir rehavete kapılmamamız lazım. Tabii ki. Tabii. Karşımızdaki takımın Beşiktaş olduğunu unutmamamız lazım. 3-3 ya hadi yerde yerek oynayacaksın evet. Değil mi abi? Karakterini ortaya koyacaksın. Bir parantez daha açayım Abu Bakar'a. Şimdi Abu Bakar'a saha içerisinde yeterli pas ben geldiğini düşünmüyorum. 3 topun bir tanesini en az kaleye atar kardeşim. Tamam. Yılların bile eskitemediği, 2 gün önce ben Ulusal Kanal gece saat 2'lere 3'lere kadar özellikle dinledim. Beşiktaşlı bir büyük abimiz özellikle Beşiktaş kulübüne kızdı. Abu Bakar bıraktığı için. Düşünsenize biz basit bir top çalmadık ha. Lütfen bizi izleyen izleyiciler bu akşamın 8.30'unda 9'unda hani konuşuyoruz ama boşa da konuşmuyoruz. Aldığımız santrafor, Kamerunlu takımın santraforu, kaptanı yani. Tabii. Öyle sıradan başıboş, 32 yaşında bir adam. Ben adamı da, Ömer abi sen de biliyorsun, yakından biz gördük adamı yani. Biliyoruz ki çok da karakterli bir adam. Kendi formasını biriktiriyor. Ülkesi fakir bir ülke olduğu için bütün formalarına gidip eşine, dostuna, yakınlarına, çocuklara dağıtıyor. Evet. Yani o kadar karakter, arkadaşlar da çok mütevazıymış yani. İdmanlarda, orada, burada. Her zaman. Şeyi bir anısı var anlatabilir miyim böyle bir tabii. Hani arkadaşları beklerken işte maç çıkışı kaptan da yani şoför abimiz dışarıda duruyor. Hava biraz sertti. Niye bekliyorsun dışarıda? Sen geç içeride otur. Dışarı soğuk. Ben beklerim arkadaşlarımı. O kadar da kibar bir insan yani. O kadar da insancıl evet. Bir insan. Evet. Ki kaldı ki biz onun futbolunu sorulacak insanlar değiliz. Attığı goller zaten bugüne kadar onun bir ortada abi. Referansı yani. Evet, tabii. Ortada. Aynen ben de katılıyorum. Yeterli basın gelmediğini yani, düşünüyorum. Beşiktaş'a gelmiş geçmiş en iyi 3 santrafordan biri. Bilir. Yani bugün hakikaten yani. Kolay Abu Bakar'la yetişmiyor. Şimdi Ömer kardeşim. Şimdi ama bize geldiğinde bir form düşüklüğü yaşadı. İsterse. Biz hatta eleştirdik. Abu Bakar'ı niye 90 dakika sahada tutuyorsun diye. Biraz oturtur. Yani biraz yedeği al. Bak işte bu hafta Konya maçında ne yaptı? 65'ten sonra aldı onu oyuna. Abu Bakar'ı. Evet. Ve Abu Bakar daha enerjiydi. Daha diriydi. Daha verimli. Tabii. Daha istekli. Gol vuruşlarında daha da mücadeleci gördük. Demek ki yani Abu Bakar 90 dakika kaldıracak bir kapasitede değil. Şimdi bunu sen de eleştirdin Metin başlarda. Evet. Abu Bakar yani bundan 2-3 hafta önce sen de eleştirdin. Evet. Ben hepimiz eleştirdik. Sen de eleştirdin. Ama Abu Bakar Murat'ın dediği gibi yani öyle böyle bir oyuncu değil. Değil yani. Şimdi Ömerciğim ben size öyle bir olaya bakayım bir de. Biz Süper Lig'e çıktıktan sonra 2 sene üst üste gol kralı çıkardık. Evet. Evet. Bopenza arkasından El Kabi.
Kalsaydı Bopelza bir dönem daha belki gol kralı olabilirdi. Öyle. O zaman takımda Ribéry, Adama Traore gibi ileride top taşıyan, orta yapan, evet, asist yapan oyuncularımız vardı. Evet. Ama her ne hikmetse biz iki sezondur hem geçen sene hem bu sene bir türlü bu bölgeye oyuncu alamadık. Zaten sen yazında belirttin Metin, dedin, evet, ki bütün, evet, sıkıntımız orta sahamız. Yani evet. Halen o sıkıntıyı yaşıyor. Bu işi yapacak. Arıyoruz. Tabii. Görkem tek başına orada yapamıyor. Yok. Gerçekten yapamıyor. Görkem o bölgenin oyuncusu değil zaten. Evet. O zoraki o görevi yapıyor. Rui Pedro da yeterli değil. Bak ne dedi? 60 dakika dedi belki. Bazen 60 dakikayı da çıkaramıyor. Evet. Evet. Yani bu kadar. Lamine Diak. O da ön libero oyuncusu. Yani o görevde bir oyuncu değil. Bize forvet arkasında topu ilerideki golcülerimize taşıyıcı oyuncu lazım. Bu oyuncu olmadığı için geçen sene biz Halil Dervişoğlu'na eleştirdik. Gol atamıyor dedik. Bu sene de aynı şeyi Abu Bakar'a yapıyoruz. Abu Bakar öyle dediği gibi de sıradan bir oyuncu da değil. Yani gittiği her takımda attığı goller ortada, kamerun da ortada. Beşiktaş. Tabii. Yerini olduramadı. Tabii işte yani biz hatayı hep orada yapıyoruz. O bölgeye oyuncu alamadık. Transferin son gününe kadar bir oyuncuya kilitlendiler. Keita diye bir oyuncu. Keita ve Emre Mor. Emre Mor. Evet. Emre Mor, Trabzon'dan Enis Badi. Üç kişiye alamadılar yani. Alamadılar. Ama burada yönetimin de transfer komitesinin de büyük şeyleri var. Şimdi, suçu var. Yani evet. Nedir? Hı. Abi sen bir transfer yapıyorsun. A, B, C, D, E. Planın olması lazım. Tabii ki. Şeylerin o, alternatiflerin olması lazım. Şimdi son dakikaya bıraktık Keita'yı. Verder Bremen de. O da uzun süre top oynamamış zaten. Evet. Bu neye benzer biliyor musun Sümen abi? Ama kalite, kumaş iyi. Evet. Sen abi onu alamıyorsan bir saat kalaya kadar, iki saat kalaya kadar bedelanın olacak abi. Şimdi şöyle bir tak şey başka birini alacaksın. Evet. Bizim sıkıntımız burada oldu. Yani, burada profesyonelikten geçiyor. Şöyle bir şey var. Hani takdir edersin ki yıllardır firmalarda çalışıyorum ben. Bizde mesela şimdi bir ürün sattıracağız bir markete, yazışmalarımızı yapıyoruz, diyor ki sana işte ek %5 daha verdim, cebinde dursun. Şimdi biz markette anlaşmaya gittiğimizde 2'den başlıyoruz, hani bir ayıp olur %1, 2'den başlıyoruz, 3 derken, 4 derken, 4'te şey yapıyoruz, anlaşıyoruz, bir cebimizde kaldı, haberi yok kimsenin. Baktık ki iyi çıkışı var, kardeşim bunu bir iki gün daha uzat. Bütçemiz yok. Tamam, sana %1 daha veriyorum. Hadi devam ettir. Şuraya gelmek istiyorum. Hani A, B, C planlarımız cebimizde. Evet. Bize 5'i veriyor. Evet, 5'i harcamıyoruz. Ha, ben şunu söyleyeyim. Yönetim çok iyi niyetli. Evet. Ama acemi. Şimdi yönetim çok iyi niyetli. Çok çaba gösteriyor. Sadece çalışıyor. Ömer'im, ama sadece işi evet. Yeni yeni öğrenmeye çalışıyor. Tamam da acısı. Bunu da inkar etmeyin. Şimdi sadece acemi değil. Eğer bir yere geliyorsanız, göreve geliyorsanız, ben yönetime talipsem, oraya o makama geleceksem, benim elimde bir plan proje olması lazım. Bunlarda hiçbir şey yok. Ne plan var, ne proje var, ne gelecekle ilgili hiçbir şey yok. Gelelim yönetime, nasıl olsa yaparız. Bunun bir şeyi olmayacak, hazırlamayacaksınız siz. Aynen. Transfer politikası, scout ekibi, altyapıyla ilgili yapılanma, üst yapıyla ilgili yapılanma, yani ellerinde hiçbir somut bir şey yok. Yönetim kurulu listesi, hepsi iş adamı. Hepsi memleketin elit isimleri. Eyvallah, hepsine saygımız var. Ama futbol bilgisi olan insan yok. Ocak ayında muhtemelen Metin abi, büyük bir değişikliğe girecek yönetim. Evet. Yani olması gereken bir bence. Gidecek abi. Bu iş tabii böyle yürüme. Evet. Taşımaz suyu. Şu an Hatayspor şu an bile gelecek sezonun yatırımını yapması lazım. Aynen. Futbolcu izlemesi lazım. Artık günümüz futbolu scout böyle. Scout ekibin tabii yok senin abi. Tabii. Scout ekibin yok. Öyle. Mesela ben Manchester City'nin transfer şeyini izledim. Politikası. Transfer. Bütün ülkesindeki bütün U19, U17, U14 bunların hepsini izliyor. Buradaki yetenekli oyuncuları alıyor, bünyesine katıyor. Üst kadro içinde 25-6 oyuncu arıyor. Tüm dünya genelinde arıyor, scout ekibi.
25 üstü kabul etmiyor. 25 altı. Sen de böyle bir çalışma yapacaksın. Türkiye genelde U19, U17, U16 neyse yani yetenekli. Önce bölgenden başla mesela. Tabii canım. Yani bakın, bu senin bu tezini evet. Hakan Bola 2 hafta önce geldi bize. Evet. Programa katıldı. Aynı şeyi Metin Hakan Bey söyledi. Bravo. Hakan Bola'nın koşu evet. Neyim dedi. Evet. Ben de bir proje hazırlıyorum. Hem İskenderun'a hem Hatay Spor'a dedi. Bravo işte. Bir ayrı proje evet. Hazırlıyorum. İşte çok güzel bak yanıma hoşumuzdaymış bu. Dedi evet. Biz bu projeleri hayata geçireceğiz. Hatay Spor kömeye düşmeyecek dedi. Niye dedim neye dayanarak söylüyorsun? Ya dedi Hatay Spor'un bir eksiği var dedi. Nedir? Yani sen dedi kadronda parlatacağın oyuncular alman lazım dedi. Genç oyuncular. Evet. Gençlere yer vereceksin ve oynatacaksın. Bunları parlatacaksın dedi. Hatay Spor'un burada sıkıntısı var. Ben sana soruyorum Metin. Bu sezon Hatay Spor kimi parlatıp satar dedi? Şu an takımda parlatacak oyuncu yok. Şu an yok. Hatay Spor'da parlatacak. Bir kavro, kılama. Onlar yaşı büyük. Yani hayır. Parlatıp satabilecek. Yani. Masanga'yı satabilir. Tabii. Masanga Kılama'yı çok... belki ama Kılama evet, veya kavro. Ama bir Dele Başvuru gibi değil. Ha işte onu söylüyor. Tabii. Bir, onu söylüyor. 21 yaşında. Dele Başvuru gibi. Tabii. Bertun gibi dedi. Tabii. Böyle şey. Oyuncuları alıp parlatacaksın dedi. Hatay Spor geleceği böyle kurtulur dedi. İskenderun da böyle. Scout ekiplerim var benim. Nerede dedim. Hollanda'da var dedi. Avusturya'da var dedi. O şimdi şöyle bir şey İstanbul'da var. İstanbul'da var dedi. Ya yani orada izliyorlar. Bana söylüyorlar dedi. Ve hocalarla oturup konuşuyorduk. Ve inanın ki de bunları biz 10 kişiye soruyorduk dedi. 10 tane sportif direktöre soruyorlar. Diyorlar bu nasıl, bu nasıl, bu nasıl? 10 kişiye soruyor. Eğer 7'si, 8'i olumlu şey verdiyse alıyoruz diyor. Ha 4'ü verdiyse almıyoruz diyor. Tabii. Ha böyle bir çalışma sistemleri var. Hatay Spor'un da scout ekip eksikliği var abi. Evet. Sen dedin, bak çok özel bir nokta. Tabii. Sezonun, gelecek sezonun planlamasını yapmak. Şimdiden başlatacaksın bunu. Hani abi? Hiçbir şey yok yani. Şimdi şöyle bir şey var. Evet. Devre arası oldu. Şimdi biz transfer yapacağız. Peki bu transferlerin Murat tutup tutmayacağını evet. Bilebiliyor muyuz? Bilemez. Bilemez. Ve bir de bu işi sadece hocaya bırakmayacağız. Şimdi bunlar devre arasında yönetim yani. Rıza Hoca'ya endekslenmiş. Rıza Hoca ne isterse onu alacak. Öyle olmaz işte. Sen scout ekibine izlettireceksin. Rıza Hoca'ya da söyleyeceksin. Bak biz scout ekibimiz izliyor bu oyuncuları. Sen de izle. Gönder. Yardımcısını göndersin. Ekibini göndersin. İzlesin. Bu oyuncu hakkında bize olumlu referans geldi. Ona göre transfer yaparız. Rıza Hoca'nın her getirtmemiz peki dersek. Benim bir sürprizim var. Buyurun. Açıklamayacaktım ama bu akşamın saat 9.30'a yakın bir şu an bir saatteyiz. Daha önce hani geçen döneme gidelim. Daha önceki yönetime gidelim. Bizim bir Mehmet Maptun abimiz var. Alman milli takım Avrupa sorumlusu. Evet. Biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Biz daha önce görüştüğümüzde çok... Oğuzhan'ın babası değil mi? Evet, çok değerli bir insan. Her yıl Alman milli takımı, yani Almanya Futbol Federasyonu bütün Avrupa'daki takımları, işte o bütün büyük hakemlere bir şey veriyor. Nasıl diyeyim, bir toplantı düzenleniyor. Bir 15 gün, 20 gün sürüyor. Bütün masrafları da Alman Futbol Federasyonu karşılıyor. Hmm. Evet. Biz de oturduğumuzda bir iki saate, üç saate yakın oturduk. Hatta ben kendi programıma çıkartmıştım kendisini. Dedi ki, hatta dedi, size de dedi ben dedi, davetiye göndereyim. Siz de gelin, bir pasaportunuzu çıkartın sadece. Siz de bir 15 gün dedi ağırlayın, gelin dedi ortamı görün. Biz dedi bunu Hatay Spor'la yapalım. Kardeş takımı ilan edelim. Gelsin buradan dedi, gelsinler burada dedi, özel maçlar yapalım. Biz takımlarımızı getirelim Hatay'a dedi, orada özel maçlar yapalım. Kim hangi futbolcu beğenirse dedi, verelim. O biz kendi Hatay Spor'umuzu biraz yükseltelim dedi. Bak. Ne yani bunu milyarlar versek, milyonlar versek alabilir miyiz? Alamayız. Alamayız. Ayağımızda var. Yanımızda var ve bizim büyük abimiz de aynı zamanda kendisi buralı Hataylı, Kırıkanlı. Kırıkanlı biliyorum. Evet.
Böyle bir durum söz konusu. Ben Volkan Bey ile görüştüm. Bizim Volkan Öztürk'le görüştüm. Şu an Hatayspor'un futbol şube sorumlusu, altyapı sorumlusuyla. Çok sevindi. En yakın zamanda tanıştıracağım. Böyle bir ortamı sağlayacağım ben. Bundan sonra inşallah da o geçen yılki olmayanlar bu seneden sonra başlar. Almanya'ya her yıl işte o yapılan toplantılar, işte oradaki yapılan şeyler, gelen takımlara hediyeler, verilen o bilgiler falan şey, her sene olur. Biz de her sene, hatta bizler dahil gideriz bir hafta 10 gün. Hiçbir şeye karışmayın. Biz sizi ağırlayacağız. İpotek, Türkiye'den pasaportunuzu çıkartıyorsunuz. Uçak biletlerini daha kendileri gönderiyor. O derece yani. Bu her sene zaten Almanya'da yapılıyor. Her yıl yapılıyor. Avrupa'nın o büyük takımları, Avrupa'nın o büyük hakimleri hepsini evet. getiriyorlar. Alman evet. Futbol Federasyonu. Bir 15 gün boyunca orada toplantılar yapılıyor. Ne çok, çok güzel bir duyguyla burada paylaşmak istedim. En yakın zamanda inşallah Hatayspor yönetimiyle evet. tanıştıracağız. Bu zamandan sonra inşallah savaşlar. Peki. Şimdi Scott Tekin'imiz yok dedik. Başka Gürgettin ne yapmalı? Yani şimdi bu devre arasına kadar 6 maçımız var. Yönetim ne yapmalı Metin? Yani Mersin'de kamp kurması lazım. İşte az önce dediğin gibi bütün transferleri Rıza Hoca'ya ve teknik ekibe bırakmaması lazım. Kendisi de yani ortak evet. karar alması lazım. Şimdi en birinci yapması gereken konu transfer konusunu şu an hiç gündeme koymamak lazım. Çünkü şu an hali hazırda bir mevcut oyuncu kadrosu var. Bunu çok gündeme taşırsa transfer konusunu içerideki oyuncuları kaybetmiş olursunuz. Bunu ilk hatayı Rıza Hoca da yaptı. Televizyonda çıktı. İşte ne yapalım elimizdeki kadro bu. Transfer yapacağız zaten Ocak'ta falan. Böyle dersen bu oynayanlara güvenmediğini gösterirsin. Öncelikle bu oyunculara bir güven vereceksin. Şu an iki maçtır bu özgüveni yakalamış durumdalar. Ve bunları daha ileriye taşımak için, daha özverili, daha coşkulu oynamalarını sağlamak için teknik heyet, yönetim iç içe olması lazım. Sürekli takımla birlikte olmaları gerekiyor. Yani sürekli derken 19 yöneticinin hepsi Mersin'de olsun demiyoruz. Ama en azından sorumluların orada takımla birlikte sürekli olması gerekiyor. Onların sıkıntılarını, dertlerini, eğer alacakları varsa alacaklarını bunları ödeyerek. Çünkü futbolcunun geçim kaynağı para. Para alırsa oynar. Yani parasal sorunları kafalarında hiçbir şey bırakmayacaksınız. Çünkü şu an Hatayspor mevcut oyuncularla gelebilir ancak devre arasına kadar. Bu oyuncuları bizim kazanmamız için de bunların tüm taleplerini yerine getirmemiz gerekiyor. Sıkıntılarını da dinlenmemiz gerekiyor. Yani kaptan Kamil Ahmet de kaleci Erce diyecek ki yönetim yanımızda arkadaşlar. Bak ne dersek istediğimizi yapıyorlar. Evet. Bizi en iyi şekilde maça da hazırlıyorlar. Artık biz de sahada biraz çıkıp oynamamız gerekiyor. İşte primimiz de şu. Yani artık son söz bizde. Bundan sonraki eleştiriler bize gelir. Bunu diyecek duruma getirmemiz gerekiyor. Yani bu Antep primi 100 binmişti. Evet. Çıkmış şey sevgili evet. Mehmet Öntürk. Eli günde benden demiş keşke başlıyor. Bakın bu primi ne Galatasaray veriyor ne Fenerbahçe veriyor ne Beşiktaş veriyor. Ben size söyleyeyim. 150 bin lira kişi başına primi 3 büyükler kesinlikle vermiyor. Anadolu kulüpleri zaten veremez. Yani şu an Hatayspor'da oynayan oyuncular rekor prim alıyor. Bunu altını çizerek söylüyorum. Abi bir galibiyet aldı zaten. Evet. Zaten bir galibiyet aldı. Tamam da. Yani, iki maçta işte hayır galibiyet. Değeri bilmeleri açısından bunu söylüyorum. Evet. İşte demek ki daha çok verip gelirse daha çok alacak. Aynen. Yani o açıdan. Yani yönetim demek istediğim şu tekrar altını çiziyorum. Takımı hiç yalnız bırakmayacak. Takımla kim ilgileniyorsa o sorumlu yöneticiler. Oyuncuların dertlerini, sıkıntılarını, sorunlarını çözecek. Kafasında hiçbir problem, soru işareti bırakmayacak. Aynen. Yani özellikle maddi konularda hiçbir sıkıntı olmaz. Kafası rahat olacak. Tabii ki. Maça çıkarken artık sorumluluğu alacak oyuncu. Onu o seviyeye getireceksin. Ancak teknik heyeti, yönetim iç içe olursa, el ele verirse bu takım sahada daha özverili, daha coşkulu oynar. Evet. İnşallah bunu da sağlarlar. Murat, Hatayspor şeye geldi, Antep maçından sonra, galibiyetten sonra Hatay'a geldi, evet. Antalya'ya geldi.
bu gelişmeyi nasıl karşılıyorsun, nasıl buluyorsun? Bu konuda bence bir etti mi futbolcular üzerinde bir etkisi oldu mu? Çünkü Konya maçında iyi bir mücadele ikinci yarıda özellikle evet, ortaya koydu. Olumlu şekilde etkilendiğini düşünüyorum ben. Çünkü yıllar sonra takıma gelip memlekette özellikle gezdirmeleri falan, bir zaman sonra işte taraftarlarla kucaklaşmaları falan, stada gitmeleri, orada çok böyle buruk bir sevda, yani gözlerinden yaş gelinceye kadar bir böyle duygusallaşma, nasıl anlatayım, işte o yani kıyamet gününe götürdü. Yaşayanlar zaten var, yaşamayanlar da onlardan anlattıkları kadar yaşamışlardı. Gelip şehirde gördüklerini de aynı yaşanmış gibi oldu. Tabii ki çok büyük etkisi oldu. Bence olumlu tarafına etkili oldu. Bir de story açılışı oldu. Taraftarlarla birlikte orada kaynaştılar. Evet. Sonra bir şehir gezisi. Akşam Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından verilen yemek. Hepsi de olumlu anlamda. Tabii ki az önce de eksik kalmıştı. Biz 3 şey kazandık. 1 Abu Bakar'ı kazandık. Gol atmasını. 2 son dakikalarda kaybetmeyi biliyorduk. Kazanmayı öğrendik. 3 çok iyi mücadele etmeye başladık. Bu 3 şeyi de zaten biz her hafta yapmaya kalksak zaten bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Tekniki kısımlarda zaten Ocak ayında muhtemelen sen de biliyorsun. Şu an 4 veya 5 futbolcuyla temas halindeler. Hatta benim aldığım bir duyum daha var. Bir büyük takımdan bir futbolcu, orta saha oyuncusu ki Türk takımdan. Türk, evet bizim 3 büyüklerden bir tanesine hatta. Bana yakın hatta. Efendime söyleyeyim. Fenerbahçe'den söyledim. Çok iyi bir orta saha oyuncusu diye Allah Allah. %90 tamam dendi. %10'luk yine belki olmama payı vardır diye. %90 abi yine alternatif olmalı. Tabii canım. Olmadı. Tabii canım. Yani bu takıma en az bir 5 transfer en az diyorum. O 5 transfer bizi ligde bırakır mı? Tabii ki çok büyük bir etken olur ama dün bir arkadaşım bana şunu söyledi. Burada bir dedi. Transfer yapılacaksa dedi. Transfer yapılması adına yapılmasın dedi. Mevcut olan futbolculardan daha iyi bir transfer yapılacaksa dedi yapılsın. Bu da çok önemli bir şey. Yani 10 numara pozisyon alacaksa mevcutta zaten Pedro var bizde mesela 10 numara pozisyonda oynayabilen. Hani o geçiş oyunlarında keşke o Delibaş Şuri'yi göndermemiş olsa Napoli'ye. O geçiş oyunlarında biliyorsunuz ki yani tabii en iyi oynayan bir arkadaşımızda. 21 yaşında maşallah 90 dakika maç bitiyor hala enerji dolu. Bir 90 dakikayı daha çıkartacak bir arkadaşımızdı. Sakatlanmayan, müzmin sakatlardan değildi yani. İyi bir topçuydu. Yani yaklaşık bir 5 transfer. En azından bir 5 transferin yapılması lazım. Sağa sola özellikle. Sağ kanat ve sol kanat. Yani bek anlamında söylüyorum. Bir de 10 numara pozisyonu orta saha. 5 transferin yapılması lazım. Bir. İkincisi yan toplardan yediğimiz golların tamamı hep kornerden ve duran toplardan bir baktığımızda. Ve hemen duran toplardan. Evet duran toplardan iyi. Kalecimiz yerden gelen toplarda evet iyi ama yan topları korneden gelen toplarda çok zayıf. Hiçbir şekilde çıkıp yani ne defansı kurabiliyor ne de toplara çıkabiliyor. Yani burada çok büyük bir zafiyet yaşıyoruz. Bizim ikinci bir kalecimiz var. Kosor Militan kalecisi. Bekaş. Bekaş. Çok da iyi bir kaleci. Bak yedek kaleci demiyorum. Adam Kosor Militan kalecisi. Sıradan bir kaleci değil. Zaman verilmesi lazım diye düşünüyorum. Buradan bize hocamızın işine karışmayalım. Ondan daha iyi bilmiyoruz. Haddimizi de bilelim de. Ama ona da şans verilmeli diye düşünüyorum. En azından onu da bir görelim. Belki o daha iyi ki... Kupa maçında oynadı değil mi? Evet. Kupa maçında oynadı. Gelen duyumlar... Galiba abi Osmaniye Kupa maçında da oynayacak. Gelen duyumlar, evet. Büyüklerimiz, işte Metin abi gibi duayan gazetecilerimiz bize verdiği bilgiler çok da iyi kardeşi diye düşünüyorum. Abi ben Metin... Şu an Murat özür dilerim de estağfurullah. Aklıma gelmişken Metin sen de dediğin gibi artık Ocak ayında Murat o şeyi almış galiba yönetimden efendime söyleyeyim Ocak ayında abi futbolu bilen kimler alınmalı Metin? Yani
Nasıl kişiler olmak? Yani yönetime bir şey olarak evet. yoksa dışarıdan? Dışarıda. Şimdi başkan dedi ki yani biz kurumsal olacak. Dışarıdan alacak dedi. Dışarıdan alacaksa geçmişte Hatayspor'da forma giymiş. İlla Hataylı olması şart değil. Uzun yıllar burada sevilmiş, sayılmış, saygın kimlikte olan, karakterli, düzgün hem Hataylı hem de dışarıdan Hatayspor'da oynamış deneyimli eski oyuncularımızdan olabilir birkaç isim. Yine geçmişte burada yöneticilik yapmış, bu alanda başarılı olmuş, kendini sevdirmiş hem takım içinde hem camia içerisinde eski yöneticilerden de olabilir. Yani bir önceki yönetimden mi? Bir önceki olması şart değil. Bir önceki de olabilir, geçmiş de olabilir. Yani açık böyle söylemek istemiyorum isim bazında da. Geçmişte bu alanda kendi şeyinde başarılı olmuş. Takım için hakikaten maddi manevi katkı sağlamış. Bu isimler var. Bir de ama bilgisinden, deneyiminden faydalanacağımız isimler de olacak. Yani sadece maddi manevi değil, bir de geçmişte bu formayı terletmiş. Yani teknik anlamda bize faydası olabilecek, hocaya destek olabilecek, dışarıdan da eski oyuncu da olabilir sportif direktör olarak. Yani ister Hataylı olur, ister dışarıdan olur, fark etmez. Yeter ki takıma faydalı. Sportif direktörümüz yok. Şu an yok, evet. Yani ben sportif direktörün teknik heyete bırakılmasına da karşıyım. Tabii canım. Hayır. Sen zaten teknik ekibine gelmişsin. 9 tane de yardımcı yapmışsın. Sportif direktör de benden olacak. Hatay futbolunu bilmesi lazım. Tabii. Bu böyledir. Bu her yerde böyledir. Yani ama bizde her nedense gelen hocaya bu toleransı gösteriyor. Yani şu büyüklerde Anadolu takımlarında hep böyledir. Tabii ki. Yani bak Trabzon'a tabii. Hep Trabzon sporlu futbolcular sportif direktör. Beşiktaş'ta öyle. Fenerbahçe'de de öyle. Fenerbahçe'de öyle. Tabii yani. Galatasaray'da hep öyle. Hep böyledir yani. Yani bunu yapmak lazım. Burada katılıyorum. Tabii. Hani sportif direktör olmazsa da olur diyorlar sence. Bence yok, olması lazım. Bence. Tabii olması lazım. Yani. Çünkü o bir köprü vazifesi görüyor. Tabii ki. Yönetimde, futbolcu takım, çok iyi olur. Tabii, sorunlar varsa onları gidermeye çalışıyor. Tabii. Yani İnisiyatif işte, alıyor. O zaman kurumsal olursun zaten. Ha. Öyle. Sadece yönetici olmaz yani. Mesela, ama bunların acilen yapılması lazım. Tabii tabii. Yani şimdiden bu, belirlenmiş olması lazım. Şimdiden belirlenip Ocak ayında tabii. Yani, bittiğinde tak bunları yapacak. Tabii. Şu an mesela altyapısı hazırlanması lazım. Şu an tabii. Demolar yapılması lazım. Evet. Ocak ayında da hayır bakalım atın imzaları başlar. Hatta imzalar da atılsın. Tabii. Hadi görevinize başlansın denmesi lazım. Ama abi, yani, bir de şöyle bir şey var Ömer abi. Yani ben de olmam sportif direktör. Sen de olamazsın. Metin de olamazsın. Futboldan anlayacak insan. Tabii ki. Evet. Hatay futbolunu çok çok iyi bilmiş insan olması lazım. Evet. Elinde o pro lisansı olmaz, A pro lisansı olması lazım. Daha önce takımlar çalıştırmış olması lazım. Hatay Spor'u çalıştırmış olması lazım. Anlatıyorum. Yani dolu bir adam olması lazım. Ama hiç bunları o yapamadın, yapmıyorsun. Var ya bunları scout ekip yap. Hani ver bunlara parasını, şeyini, harcılarını, her neyse. Tabii. Yok parasını ver. Yani artık para vermesen de bu insanlar sevda için bu işi tabii yapacak. Ki, tabii ki. Bir sürü insan var. Abi hiçbir şey yapmasınlar. Ya bunlar gitsin futbolcu gitsin. Abi gitsin rapor tutsun, versin. Rıza Hoca ile otursun, konuşsun, görüntüleri getirsin. Ama bu dersin bak bize genç gelecek vaat eden. Seyir. Nasıl biz Sarı Yer'den Berkdoğ aldık? 50 bin liraya. Evet. 50 bin liraya aldık abi. Evet. Türk parası da 50 bin euro. Şimdi milyon eurolar. 50 bin liraya aldık biz o adam. Şimdi milyon eurolar. Fenerbahçe bırakmıyor gelsin. İşte 7,5 milyon euroya sattı. 7,5 milyon euroya gitti. Evet. Şu an Fenerbahçe istiyor da vermiyor. Lazım bana diyor mesela. Tabii. Yani. Fenerbahçe lazım diyor. Yani. Düşün. Nice takımda oynuyor. Evet. Her neyse Montelli oynatmıyor da i̇şte onu. O yüzden az önce ifade ettim. Dedim ki yönetim kurulu göreve gelirken bir planı, bir programı, bir projesi olması lazım. Bunların hiçbiri yoktu. Sadece yönetim kurulu listesini yaparak bu iş olmaz. Yani sen profesyonel bir kulübü yöneteceksin. Hem de Süper Lig'deki bir kulübe gelmişsin. Süper Lig'de kulübü yönetmeye gelen insanın geleceğe dair planı, projesi olur. Programı olur. Evet. Bunların hiçbiri yoktu. Tamamen her şeyi teknik heyete bırakmak olmaz ki yani. Doğru bir yaklaşım değil. Bir şey de var Metin. Yani
Şimdi ben az önce sordum, geçen yönettim mi? Daha sen dedin hepsi olan. Tabii. Yani daha önceki yönettim. Evet. Sen geçen yönettimden de Hatay Spor taraftarlarını çok sevdiği, o kendisini Hatay Spor'a feda etmiş, yani maddi, manevi, her türlü katkı yapan yöneticiler de var. Bu da tabii ki. Ben isim vermek tabii istemiyorum ki, ama var. Böyle insanlar da tabii ki. Yani halen hazırlar, görev almak için hazırlar. Evet. Yani bunlar da değerlendirilebilir mi? Olabilir tabii ki. Tabii ki değerlendirilebilir. Yani görev almak istiyorlar. Tabii ki. Yani bunları işte bu konuyla kim ilgileniyorsa, sanırım Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk Bey ilgileniyor. Ona ilgi iletilmesi lazım. Ama böyle yanlış, kulaktan dolma bilgilerle değil, gerçek, doğru, kamuoyunun da talep ettiği şekilde iletilmesi gerekiyor. Bence de. Tabii. Evet, bunu Sayın Öntürk yapmalı. Tabii, insanların siyasi görüşüne, ırkına, dinine, cinine hiç bakılmaksızın böyle bir dışarıdan bir Hatay Spor'a destek sağlayacak bir liste yapılması lazım. Bunun için de sportif direktör ve futboldan anlayan, geçmişte bu kulüpte görev alan yöneticilerden oluşan bir destek komisyonu mu görev? Kaç kişi olmalı? Yani bence bir 4 veya 5 kişi olması lazım. Futbol şubede zaten 1 kişi olmaz. Evet. Olursa daha iyi olur. Futbol şubede 1 evet. kişi olmaz. Evet. Biz bunları 3 kişi anlatmaya çalışıyoruz. 3-4 kişi olması lazım. 3-4 kişi olması lazım. İşte bunları değişik görevler yapamazlar. Evet. Adlandırılmazsınız ama. Yani bir de şöyle bir şey var. Az önceki konuştuğunuza bir ekte bulunayım da ben. Şimdi bir kişi hakkında eğer kendi ağzından konuşulanları duymadığımız takdirde o adam zaten suçsuz ve günahsızdır. Tabii. Yani başkaları tarafından bir başka insanı karalamak doğru değil. Olur. Evet. Hani bu doğru değil. Evet. Evet, biz mesela şunu söylemeye çalışıyorum ben. Bir kişiyi, mesela şimdi televizyonlarda çıkıyor diyor ki işte cinayet işlendi. Evet, cinayete karşıyız. Cinayete karşıyız. Ama suç işlenirken, şimdi işte filanca kişi cinayet işledi, şöyle oldu böyle. Ama bir de dinlememiz lazım. Bakmamız lazım. Neymiş durum vaziyet? Bilmemiz lazım. Bilmeden adamı vurduk, kırdık, öldürdük. Evet. Olmaz. Adamı karşımıza alıp, adam idamlık bile olsa... Hakim diyor ki bir dakika, son sözlerini bir duyayım diyor mesela. Doğru mu? İdam olan bir insana bile bu söyleniyorsa o adamlarımızı tabii işte ki karşımıza alıp bir evet. 10 dakika da olsa, 20 saat de olsa nezaketten kaynaklı. Ki adam eğer doğruysa da faydalanmak lazım diye düşünüyorum. Evet. Peki. Mesela özür dilerim, bir konuya daha girmek istiyorum. Sayın Başkan Levent Mustafoğlu Bey'i ben dinledim sizinle beraber yaptığı programda. Forma reklamı için dedi, kimseyi bulamıyoruz dedi. İşte ben eğer bu kulübü yönetiyorsam, bu kulübün başkanıysam ortalığı indirir kaldırırım. Kamuoyu oluştururum. Nasıl Hatay Spor gibi Süper Lig'deki takıma forma reklam bulundur? Ben mesela... Yani abi bu da düşündürücü. Kamuoyu oluştururum. Basına çıkar, konuşurum, açıklama yaparım. Kimse bize reklam vermiyor. Biz depremzede takımıyız. Kimse bize sahip çıkmıyor. Bunu konuşmazsan, bağırmazsan, çağırmazsan bu kulübe kimse destek olmaz. Yani hep Mehmet Öntürk versin dersen o da bir yere kadar. Tabii canım, bir yere. O da bir yere kadar. Biraz da çabayı yönetim kurulda göstermesi gerekiyor. Nasıl olsa Mehmet Öntürk veriyor. Oh çok güzel. Yine o zaman şöyle bir durum oluşuyor. Yine bir ekip tabii kurulup ya belediye tarafından ya da yönetim tarafından tabii gidip şirketlere bir çay kahve ziyaretine gidilip gerekli konuşma yapıldıktan sonra takıma destek istenmeli. Yani şeyi söyledik Metin, biz daha önce burada milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızın devreye girmesi babında dedik ki burada tozu, toprağı, çamuru yutan Hataylılar, Antakyalılar, özellikle Antakya'da evet ama cüppayı götüren, parayı götüren şirketler. Yani efendime söyleyeyim şirketler. Hep doğudan tabii gelmiş, ki, tabii İstanbul'dan ki gelmiş. Nereden gelirse gelsin. Tabii. Oradan trilyonlar kazanıyorlar. Abi yani. Sen çıkıp Hatay Spor'a yani 1 milyon euro versen ne olur, 2 milyon euro versen ne olur? Tabii ki. Yani deveden bir kıl kopmuş olur. Aynen. Zaten onlar da... İşte bunları yapacak olan yönetim kurulu. Evet. Kulübe gelir sağlayacak. Böyle bir proje üretmesi lazım. Kaynak bulması lazım. Sadece yönetim değil Metin.
bu yönetimi aşar diye düşünüyorum. Milletvekilleri, belediye başkanları i̇şte ama, devreye girmesinler. Şimdi ama şöyle. Milletvekilleri diyecek abi. Ömer'im şöyle. Bakın, siz oradan para bakın, sen, sen projeyi hazırlarsın. Büyükşehir sunarsın. Belediye başkanımıza, milletvekillerine sunarsın. Dersin ki bak bizim kulübe şöyle bir gelir kaynağı lazım. Böyle bir proje lazım. Biz şeyini hazırladık, taslağını. Siz de bir bakın. Orada bakacak. Hatayspor yönetimi hazırlamış böyle bir şey. O da size ön ayak olacak. Sizinle beraber gidecek. Dediğinizi yapacak işte o zaman. Buradaki firmalardan kulübe kaynak aktarılması için ya destek abi, isteyecek. Süper Lig'de şeyi olmayan tek takım. Yani bu ayıp mı ya? Birincilikte bile testi var. Bu ayıptır yani. Var, ikincilikte var. İşte bu Hatayspor yönetiminin başarısızlığıdır. Eğer bizim takımımızda forma yoksa bu yönetimin başarısızlığı ve ayıbıdır. Siz demek ki kafayı oluşturamamışsınız. İyi bir gündem yaratmamışsınız. Çıkıp konuşmazsanız, bağırıp çağırmazsanız size kimse bir şey vermez. Evet. Ağlamayana şey yok demek. Emzik yok. Evet. Ya şimdi işte peki, burada yapalım inşallah. Murat, Strandberg'in gitme şeyi var, durum var gündemde. Ben inanmıyorum ama olabilir ki Stambek gitseydi kayıp mı? Şimdi şöyle bir şey var. Senin zaten gol önlerinde bir sıkıntın var. Geçen dönem birinci de santraforumuz Stambek'ti. Şimdi Abu Bakar geldi. Birinci santrafor Abu Bakar oldu. Geçen hafta ben bunu işledim. Hatta Volkan Bey'e de sordum. Bize gelen resmi ciddi bir teklif yok dedi. Ulaşmış bir teklif bile yok dedi. Hatta ben biraz daha ileri gittim. Dedim ki iyi bir para gelirse bize satılacak topçu yoktur dedi. Ki yani klasik bir yönetici cevabı, efendime söyleyeyim. Strandberg iyi bir santrafor mu dersen bana, çok iyi fakat çok ağır birisi. Yani eline geçen 3-4 pozisyon, hatta şöyle ben mesela canlı izlediğim vakit, Abubakar çıktıktan sonra giriyor ya mesela. Her bir top geliyor. Ben diyorum ki Abubakar olsa bunları gol yapar. Abubakar'a top gelmiyor abi. Sıkıntı orada. Yok, geldi yedi oldu Murat. Şöyle. Yani çok geldi yedi oldu. Strandberg'e gelen o. Başarılı değil. Bak abi kapaçlıkları, o Gökhan'ın ara pas attığı karşı karşıya hafif şaklat pozisyon. Vurdu kalecinin üstüne gitti. Yani bu hafta, çok beslenir ya ama bakın bana demeyin iyi top gelmedi. Çok geldi abi. Herkes ona çalışıyor. Tamam ben farklı bir şey söylemek istedim aslında ama şöyle bir şey var. Strandberg kalmam mı derseniz eğer daha iyisini alabiliyorsan gönder abi. Bravo. Şimdi, yerine iyi bir adam bulduysan git abi. Daha iyisini bulacaksın gönder abi. Sayın Volkan Öztürk Strandberg'e şu an teklif yok demiş. Strandberg'e sezon başında Katar ekibinden teklif geldi. Evet. Fakat o an Hatayspor satamadı. Niye? Çünkü elinde başka santraforu yoktu. Evet. O yüzden bırakmadı. Şu an bir teklif yok ama sezon başında Katar'dan bir teklif aldı. Doğru. İyi bir de para vermişler. Ama santrafor bulamadıkları için satamadılar. Ama muhtemelen devre arasında gitme olasılığı da yüksek. Siz onu da söyleyin. Abi bizden giden santraforlar evet. Başka yerde patlıyor ya. Abi mesela El Kabi Yunanistan'dan mıydı? Yok kral oldu. Şeyde Olympiakos'ta. Olympiakos'ta çok kral evet. Oldu. Avrupa kupalarında. Elbaka abi bizde de çok iyiydi. Yani. Bizde de iyiydi. Tamam da. Evet. O zaman yani, Duyf vardı, Elbaka abi vardı, Piyasa vardı. Evet. Bizde iki kat daha iyiydi orada. Tabii. Yani, ama evet. Şimdi Ömer abi şöyle bir şey var. Şey, Arongo Benza biraz o söndü. Az önce mesela gol kralları bizden çıktı dediniz ya. Evet. Birinci gol kralı bizden çıktı. İkinci sıradaki ikinci olan kişiler de bizden çıktı. Tabii yani ilk bir ekibizden çıktı. Mahmudi yok, 19 gol. Tabii. Mesela Mahmudi yok. O Benzal'in ilk iki, o 19 attı. 3-4 takım dolaştı, şu an boşta diye biliyorum ben. Ama artık o saatten sonra bize faydası yok. Şey, Mahmudi yok, Keçiören'de. Ben izledim. Şu an mı? Evet, ben Ankara'da izledim. Şey artık. Keçiören'de ve hala yani inan ki çok faydalı oluyor. Tabii Süper Lig'de biraz zor sorun da. Ama Keçiören'de faydalı oluyor. Ben ama izledim. Bizim evet. Bizim mesela o geçişlerde mesela Emre Mor tarzında bizim futbolcuya ihtiyacımız var. Adam eksiltecek, her an penaltı yapabilir, ters çalım atabilecek insanlar lazım bize. Evet. Ha işte doğru. O tarzda adamlar lazım. Gelmek istemiyor. Şimdi stat konusunu, son 5 dakikamız var. Evet. Tamam. Hatay stadı
gerçekten yani seneye bitse bile burada oynayabilir miyiz sence? Şimdi Ömer kardeşim, önce şunu söyleyeyim. Maçlarımızı hep bunu duyuyoruz. Stadyum maçlarımızı Hatay'da oynayalım, Hatay'da oynayalım. Ya Allah aşkına, deprem öncesi biz maçlarımızı nerede oynuyorduk? Burada oynuyorduk. Gelen seyirci ne kadardı? 1500. 2000, 3000'i geçmiyordu. 3000, 4000. Büyük maçlar hariç 3000'in üzerine çıkamıyorduk. Evet. Yani şimdi deprem zamanında biz stadı doldurabilecek miyiz? Ve insanlar ekonomik olarak zaten bitmiş, tükenmiş durumda. Zaten Mersin'e giden taraftarların çoğu otobüslerle ücretsiz gidiş geliş yapıyorlar. Biletleri. Evet, biletleri şey olarak. Ben herkesten fazla istiyorum Hatay'da maçlarımızı oynayalım. Ben bunu öncelikle altını çizeyim. Tabii ki iç saha maçları burada daha farklı olur. Ama biz Hatay'a futbolcu getiremeyiz. Yani Hatay Spor'a futbolcu transfer edemeyiz. Neden? Gelmek istemez buraya insan. Ya Mersin'e gelmediler. Tabii. Emre Mor, Enis Parti, Keita deprem var diye gelmiyor. Şimdi bir yabancı futbolcu buraya gelecek. Maçtan sonra, antrenmandan sonra çıkmak, dolaşmak isteyecek. İnşaatların arasında, yıkık binaların arasında gördüğü zaman kendini buradan gitmek isteyecek. Yani şu an Mersin bizim için tamam çok da ideal bir yer değil ama başka seçeneğimiz yok. Şey olabilir. Evet. İskenderun'da konaklayabilirler. İskenderun'da konaklayabilirler. İskenderun'da konaklayıp evet. Burada oynatabilirsin. Ona bir şey demem. Başka da onu söyledi. Levent evet. Bey. Ama böyle bir projemiz var. Yani evet. Dedi ki maçlar burada Antakya stadında seneye bitirecek. Bakanımız söz verdi. Protokol imzalandı. Evet. Evet. Protokol imzalandı. Şey yapıldı. İhalesi yapıldı. Yani 7-8 ayda bitecek. Ki bitmesi lazım. Evet. Çünkü Ağustos'ta başlıyor. Evet. İskenderun'da o şekilde olur. Ha. İskenderun'da kalır tamam, takım. Sadece 8 sahasında antrenmanlarını yapar. Evet. Yani. Sonra gelir maçları burada oynayabilir. Çift kale maçını burada yapar. Evet. Gelir. Ama dediğin gibi Müze Otel'de kampa girebilir. Evet. O gece. Ertesi gün maçına gider. Maçını oynar gider. İskenderun. O daha doğrusu. İskenderun'a gelsin. İskenderun'da bir şey yok. Dert yok. Evet. Peki bu arada ben taraftarlara parantez açmak istiyorum. Konya'ya giderken sıkıntılar yaşadılar. Kar. Yoğun kar yağışı adı altında. Evet, otobüslerle Konya'ya taşındılar. 300-400 kişi gittiler. Yani 10 otobüs hemen hemen 8-9 otobüs gitti. Tabii aracıyla giden, özel aracıyla gidenler de vardı. Hepinizin anından öpüyorum. Yüreğinize sağlık. Evet. Gerçekten vefakarsınız, cefakarsınız. Allah sizden razı olsun. Hepinizi seviyoruz. Ayırmaksızın, gruplarına ayırmaksızınız. Ama ne olursunuz Mersin'deki maçta, Beşiktaş maçında, özellikle bu maçta rica ediyorum. Sesiniz gür çıksın. Beşiktaşlılar gelecek. Mersin stadı hemen hemen dolacak. Yani 20 bin kişi gelir. 20 bin kişi gelir. Beşiktaş forması görmek istemiyoruz. Geçen sene bunu Fener maçında yaptılar. Hatay Spor yöneticileri para gelsin diye stadı peşkeş çektiler Fenerbahçe'ye. Ama ben yani Fenerbahçe önemli değil. Cimom da olsa Beşiktaş da olsa aynı şeyi söylerim. Yani sen hiçbir takım Hatay Spor kendi şehrinde azınlığa düşemez abi. Düşemez. Bu Kasımpaşa bile bunu sağlamıyor sana. Fenerbahçe ile oynadığı zaman Fenerbahçe diyor ki sana 1250 kişi yeri var. O kadar. Gerisi bana ait. Yani bunu, sırf para için tabii. Hatay Spor'u da bu kadar ucuza satmayın. Evet. Beşiktaş maçında başarılar diliyoruz. Hemen akabinde salı günü de büyük ihtimalle Sayın Ahmet Atıç konuğum olacak. Hatay Spor basın sözcüsü haftaya salı günü. Evet. Konuğum Ahmet Atıç olacak. Onlarla işte bu konuştuğumuz konular konuşacağız. Neler düşünüyorlar? Devre arasında ne yapacaklar? Kurumsal anlama gelmek için işte, eski yöneticilerden kimler alınacak falan veya nasıl bir yönetim oluşacak? Dışarıdan kimler anlayacak, bunları konuşacağız. Evet, taraftarlar, birlik olun, beraberlik olun, birlik içinde olun ve bu Beşiktaş maçında
lütfen güçlü ses verelim, güçlü destek verelim ve Hatay sporumuzu, ben 60 yıllık Beşiktaşlıyım. 4 yılda Hatay spor, yani fanatik bir Hatay sporluyum. Ama inşallah, dua ediyorum, inşallah Hatay spor Beşiktaş'ı yener. Çünkü bunun ihtiyacımız var. Beşiktaş da zor günler geçiriyor. Bak bugünlerde hocası tartışılmaya başlandı. Hele Hatay spor maçında bir mağlubiyette hoca gider gelme geliyor. Ve Beşiktaş hocası Van Horst. 2 yıl önce İsmail'i göndermiştik. Beşiktaş'ın teknik direktörü. Evet. İnşallah bu sefer de Van Horst'u göndereceğiz. Evet. Efendim sevgili Metin'e, Murat'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Yürek benziye değil mi? Sağ olun. Biz Ankara'ya ne zaman? İnşallah Metin, hafta sonuna doğru gideceğiz. Hafta sonuna doğru ben Ankara'ya gidiyorum Metin. Evet. Sana iyi yolculuklar. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Doğru olsun, bir şeyin burada olsun. Tabii ki her zaman. Allah'ın bir gözün burada olsun. Evet. Murat çok teşekkürler canım teşekkür kardeşim benim. Eyvallah hocam. Allah dinine zeval vermesin diyoruz. Eyvallah. Peki. Haftaya salı günü görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Mutlu akşamlar dilerken şu kalbinizi açın ya. Doldurun şu Hatay Spor'la yüreğiniz. Hatay Spor'la dolu kazan. Allah'ınıza kurban.